İzmir'den herkese günaydın. Motosikletli Çift'ten de herkese selam. Bugün İzmir'deyiz. Rotamızda biliyorsunuz fazladan bir günümüz vardı. Nereye yapsak, ne yapsak, ne etsek tam karar veremiyorduk. O günü işte burada harcamaya karar verdik. Hava çok güzel, yollar çok güzel. Burada göremeden gideceğimiz yerler olduğu için oraları biraz gezeceğiz bugün. Nereye gideceğiz? Gölcü'ye çıkacağız, Bozdağ'a çıkacağız. Ondan sonra... Aslında neydi? İzmir değil, Ödemiş'teyiz. Hani evet. İzmir dedik ama Ödemiş. Ödemiş'teyiz, İzmir'in ilçesindeyiz. Dediği yerlere gideceğiz. Bihter'in memleketi olduğu için o daha iyi biliyor. Yılanlı böyle yol var, oralara falan gideceğiz, Kiraz'a uğrayacağız. Oralardan, köy yollarından geçip tekrar üstümüze geri döneceğiz. Bugün yüksüz yolculuk yapacağız. En güzel yanı o. Motorlar burada. Yükümüz yok ama havamız sıcak. Bir an önce yükseğe çıkıp, dağa çıkıp serinlemeyi umut ediyoruz. Yoldan devam edeceğiz. Sen de şöyle gir, ben de böyle girdim. Olmaz mı? Az önce buraya gelirken kamera açık zannediyorduk fakat kapalıymış. Ya da açıkmış, ben bozdum. Yani format oldu attım. Bir şeyler. Yani buraya gelirkenki çekimler biraz gitti. Ama Celil'in kamerasından gelen bir video varsa onlara koymuş olacağız. Gölcü'ye, Bozdağ'a gelirkenki yolu görmüş olursunuz bu vesileyle. Gerisi evet. Bihter'di. Ben buraları bilmiyorum. Şu an Ödemiş Bozdağ'ın biraz daha yukarı tarafındayız. Burada güzel bir gölümüz var, Gölcük diye. Etrafında birazcık turlayacağız bugün. Ardından Bozdağ'a doğru tırmanmaya devam edeceğiz. Kırkoluk tarafına gideceğiz. Güzel yerler görmeyi planlıyoruz. Doğanın içindeyiz. Kaybettiğimiz görüntüleri telafi edersek şu sırada başında ya da izlemiş olursunuz muhtemelen. İşte böyle. Sanırım burası da bildiğim kadarıyla bir krater gölü ama yanmamış bir volkanın. Evet. Yanmadan sönmüş bir volkanın üstünde duruyor olabiliriz. Burayı da şöyle gösterelim o zaman size. Gayet güzel manzarası var. Buraya da işte kampçılar geliyor, sporcular geliyor. Şu arkada bir halı sahası var. Burada spor kulüplerinin antrenmanları oluyor. Allah'ım açıya bak. İşte böyle çok güzel görünüyor yani. Güzel, biz sevdik, seviyoruz. Ve diyoruz ki yolunuz düşerse bu tarafa, Ödemiş Bozdağ tarafından geçecek olursanız mutlaka Gölcü'ye uğrayın. Burayı görmeden geçmeyin. Harika bir doğal güzellik. Harika bir doğal güzellik. Bu şekilde devam ediyoruz. Biraz su içelim, bir şeyler yapalım. Tekrar yola çıkıyoruz. Şş,
şu an gördüğünüz gibi gölün öbür tarafına geçtik. Ördeklerimiz falan var. Yani buralarda kendi motorumla gezeceğimi hiç tahmin etmezdim. Şu an insanın memleketlerinde böyle gezmesi harika. Bu arada bu taraftaki tarlalar falan da hep suyu bu gölden sağlıyorlar. Evet, kampçıların alanına da geldik. Buranın da kampım meşhur işte. Elmas Camping, şu camping, bu camping. Elmas Camping'in tuvaletinde kelebek çiziyorlar. Böyle güzel de bir ortamı var. Burada gördüğünüz gibi birkaç tane camping var. Ardından biraz daha off-road'a dönüyoruz. Evet, birbirimizi taş atmayalım, mesafede gidelim. O zaman Kırkoluk yolunda biraz daha ilerlerde tekrar görüşürüz. Manzaraya geldik. Sağ çekin. Evet. Burada güzel. Evet, manzaranın tadını çıkaralım. Kaydınız mı? Evet. Benim lastikler biraz daha diğerlerine göre iyi olduğu için biraz geri doğru kaydırın. Benimki durdu. Şuradan aşağıdan geldik galiba. Aman aman. Aynen aşkım, orada bırak işte. Evet, şu an sevenler Yeşilçam'ı bağladı. Kırkoluğa gittiğine emin seks başka sorun yok. Alın size macera. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Araba geliyor. Evet, şu an Gölcüğün üst tarafındayız. Üçler geçidine geldik. Oh! Hey maşallah! Düt! Bir sticker'ımız yok mu buraya da? Çak! Şu an Kırkoluk mevkiye giriş yaptık. Bak, sağımızda bir tane dere akıyor şu an. Akmaya başladılar. Çeşme gören seslensin.
Evet, şimdi Birgi'ye doğru aşağıya iniyoruz. Kırkoluk tarafındaydık biliyorsunuz. Hava biraz kapanınca dedik biraz aşağılara inelim. Önce buraya yağacaktır. Ama demeye kalmadan dönüş yolunda hemen bizi yağmur yakaladı. Oh. Şuraya falan... Sanırım en iyisi mola vermek şu an. Aleyküm selam. Evet, şu an Bihter'den kamerayı teslim aldım, devraldım. Birgi köyündeyiz şu an. Ödemiş'in en meşhur turistik yerlerinden biri. Çoğu dizinin çekildiği yer. Yeşil neydi o dizi? Yeşil Deniz dizisi burada çekilmiş. Hiç izlemedim. Nasıl bir dizidir bilmiyorum ama burada çekilmiş. İşte burada ahşap tasarımcılar. Ne bileyim, buraya yeni otel mi yapılıyor, konak mı yapılıyor, bir şeyler. Restore edilen konaklar. Eski bir Rum köyü olduğu söyleniyor. Ve zamanında burada kötü şeyler yaşanmış. Rum köyünde İzmir'in işgali zamanında, ama savaş zamanında burada Türkleri, Rumlar asıyormuş. Yani burada bir yerde öyle kötü bir anısı var. Ama bunun dışında gayet şöyle gördüğünüz gibi yapıları harika, muazzam mimariler var. Böyle devam ediyoruz. İleride bakın bir minare görüyor musunuz? Oradan çıkıyorum bilmiyorum ama. Şurada bir minare var, eski yıkılmış. Çakırağı konağı varmış burada. En meşhur konak oymuş. Az önce 2-3 jandarma arkadaş geldi. Onlarla sohbet ettik ayaküstü. Motora bayağı ilgililermiş. Biz de geldiler, öyle bir gazla geldiler, durdular. Zannettik ki çıkarın kimlikleri falan. Ya bir fotoğraf mı çekilsek falan dediler, yaptılar. Arkadaşlar bayağı motosiklet aşığı arkadaşlardı. O arkadaşlar da bize dedi ki burada bizim karakolumuza bekleriz. Karakolumuz bu Birgi'nin en güzide mekanıdır dediler. Yapısıdır dediler. Biz de uğrarız belki dedik. Burada da her yerde el yapımı ürünler satan, işte buranın yerel köylüsü el yapımı ürünler satıyormuş. Bir takım işte el işleri üretip gelen turistlere satıyorlarmış. Çakırağı konağı diyor. Burası Çakırağı konağıymış. Evet, Bihter şu an bize rehberlik ediyor. Kestane şekerleri falan filan. Ya burada şey çok güzel. Yani mimari yapı korunmuş. Burada bir şehir planı güzel yapılmış. Ya yani bozulmamış mümkün mertebe. O yüzden ülkemizde çok karşılaşmıyoruz böyle yerlerle. O açıdan başarılı. Burası meydanıymış buranın. Sultan Şah Türbesi yazıyor böyle. Motordan inmeden turistik gezi yapıyoruz şu an. Fatih Mehmet Caddesi. Ha işte burada marketler. Motor mu geliyor? Aşkım yol verelim. Gördün mü? Tamam. Burası gayet güzel. Evet. Yani şu ev, şu şuraya bakar mısınız ya? Şurada yaşıyorlar şu an. Muazzam bir yer ya. Yani muazzam yapılar. Burada yaşamak ister miydiniz? Biz isterdik. Güzel, çok güzel. Yani tatil zamanı buralar yoğun oluyor mu? Curcuna oluyormuş burası. Aslında pandemiden önce ben gelmiştim bir kere buraya. Bihter'le. Çok kalabalıktı yani. Bir hayli turist akınına uğruyor aslında. Bu bölgeye gelen herkes burayı biliyor. Yani çok yabancı bir yer değil. Bilinen bir yer. Şöyle bakıyoruz. Güzel yerler. Yani buralara gelin. Yani gelin görün. Yolunuz düşerse görmeden geçmeyin. Evet, dün
Ödemiş'e giriş yapmıştık fakat bir türlü Ödemiş tabelasını gece bulamadık. Ödemiş tabelası bizim için niye önemli? Çünkü bir ihtilim memleketi. Dolayısıyla her yere sticker Ödemiş'e niye yok diye sorduk kendimize ve şuradan sticker cennetinden bir sticker çıkarıyorum. Bihter'e veriyorum bu şerefi. Eldiveniyle harikalar yaratacak şimdi. Heh. Hadi bakayım geçebileceğim. Aman 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 aman. Evet. Ne tarafa? Evet. Ödemiş'ten bir motosikleti çift geçti. Aşk. Hadi gidelim. Aha, benimkiler gidiyor. Ama kaskları vardı en azından. Evet, şu an çalıştırdık. Arkada araba var. Onları bekliyorum. İki araba geliyor. Biri geçti. Diğeri de geçti. Şu an yol müsait. Buyurun. Söylemiştik. Etraftaki yerleri gezdik. Annemin babamın önerdiği yerlerden de güzel görüntüler aldık. Sizlerle de paylaştık. Şu evet. Anda tekrar annem ve babamızın önerdiği Ödemiş köfteyi yiyip afiyetle. Evet, onu da göstermeyelim artık. Diyelim. Evet, onu da göstermeyelim artık. Bugünü bu şekilde noktalıyoruz. Evet, baba abone olmayı unutmasınlar değil mi? Evet, mutlaka. Babamız bu arada bizim sıkı takipçimiz. Beğeniyorsanız mutlaka abone oluruz. O zaman takipte kalın. Takipte kalıyoruz, motosiklette kalıyoruz, hoşça kalıyoruz. Güle güle.